Ay Demir, klimayı açar mısın? Olmaz. Gerçekten mi ya? Çocuk dilidi mi yani? Ne yapalım? Arabada çocuk var. Elin dursa ayağın durmuyor. Ay içerisi 1000 derece ya. Vıcık vıcık ter oldum. Omuzunu sıcak tutman lazım. Rüzgarı yersen akşam bir ton söylenirsin. Sürekli hasta bakıcılık yapamam sana. Ay Allah aşkına aç. Ne olur gerçekten sızlanmayacağım. Gece eve de gelmeyeceğim. Gider Merve'de kalırım. Ne olur aç kapıyı, pencereyi, klimayı. Bak atlarım direksiyona. Kaza yaptırırım sana. Trafik birbirine gider. Araba pert olur. İkimiz de ölürüz. İn arabadan. Ya hayır ya. Evet. Hadi. Ya yok benim bir şeyim. Lütfen Demir, bak ben çok iyiyim. Ona doktor karar verecek. Hadi. Alabilirsiniz. Ama bu sefer de işe geç kalacağız. Yürü hadi yürü. Aşkım böyle yapma. Evet. Bir sorun görünmüyor. Birkaç gün omzunuzu zorlamayın. Hemşire hanım, senin hanıma bir kas gevşetici yapalım. Yapalım derken? Ben zaten dün acayip bir ilaç içtim. Teşekkür ederim gerçekten. Şimdi biz artık sizin vaktinizi daha fazla almayalım. Hadi Demircik. O dün geceydi. Bu başka. Doktoru dinle. Dinledim zaten. Ben çok iyiyim. Vallahi turp gibiyim. Hiç ağrım da yok. Taş gibiyim, taş. Bakın bu iğneye olmazsanız o zaman akşam ağlayarak geri dönersiniz söyleyeyim. Aman diyeyim doktor bey. Lütfen ne gerekiyorsa yapalım. Yok ya. Ne ağlaması? Beni şimdi kesseniz kanım atmaz. Ağlamak falan. Aa. Ya ayrıca benim ağrı eşiğim çok yüksektir. Ben şimdi boşu boşuna kolumu delmeyeyim dedim. Senin saçmalama istersen. Koskoca kadın iğneden korkmuyorsun herhalde. Ben. Teessüf ederim. İğneden korkmak. İlkokulda aşı sırasında beni en öne koyarlardı. İlk önce hep bana yaparlardı aşıyı. Biz de korkanları hep en öne alırdık ama. Selin, rezil oluyoruz. Bir dakika bekle. Bitti. Bitti. Bitti mi gerçekten? Evet. Bir an önce toparlanırsan artık daha fazla rezil olmayalım. Selin Hanım. Geçmiş olsun. Söyle söyle içinde kalmasın. Neyi? O içine fıkırdayıp duran komik şey neyse onu söyle. Ağzın yüzün şekilden şekle girdi ya içinde tutacaksın diye. Yok yok öyle bir şey. Ama abarttın ya. Ne var yetişkin bir kadın da iğneden korkabilir. Ben çocukluğumdan beri korkuyorum zaten iğneden. Tamam bak ona tamam. Ama insanlık namına güvenlik nedir ya? Ya aklıma ilk o geldi ne yapayım? Hayır güvenlik gelse kime yardım edeceğini şaşıracak. Sana mı, bana mı, doktora mı, insanlığa mı? Bana tabii ki. Neyse. Hadi kaptın şekeri iyisin. Ya of gülmesene ya. Elime tutuşturuverdi ne yapsaydım almasa mıydım? Yok canım afiyet olsun buyur. Şirkete yaklaştık. Evet. İlaçlarını alman lazım. Yakın zaten. Bir taksiye atlar gelirsin. Ya gerçekten hiç gerek yok. Öğlen yemeğini de alırım. Ya da isterim getirirler. Ciddi misin ya? Birlikte görünmekten çekiniyorsan zaten buluşup toplantıya gittik sanıyorlar. Selin. Hayır bir şey ya.